İsmim Şükrü Köse. Yaş olarak 60 yaşına merdiven dayamış bulunuyorum. Tiyatroya çocuk denecek yaşlarda gönül vermiş biriyim. İlk tiyatro deneyimim tabii bir ilkokul piyesinde düşman askeri rolündeydi. Oldukça zevk almıştım. Ondan sonra haz duymuştum. Her ne kadar rol düşman askeri rolü olsa bile yapmış olduğumuz iş sonuçta sanattı ve içinde bir emek vardı. 27-28 yıl önce Havaikma Bakım Merkezi Komutanlığı bünyesinde Havaikma personelinden oluşan havakma Bakım Merkezi Tiyatro Topluluğu adı altında faaliyetlerimize başladık. Tabii bu daha sonrasında işte Kayseri Harbi Sendikası Tiyatrosu Topluluğu, Melik Gazi Belediyesi Tiyatro Topluluğu ve Kayseri Sanat Tiyatrosu Topluluğu şeklinde bugünlere geldi. Bugün de en son 15 Temmuz Şehitleri Tiyatro Topluluğu olarak Talas Belediyesi bünyesinde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ee, hayatımız aslında bir tiyatrodur. E, değerli kardeşim. Hakikaten insanları doğru gözlemlediğiniz zaman o kadar çok senaryo çıkar ki, o kadar çok günlenebilecek olaylar çıkar ki, hani bizim toplumumuzun hakikaten yaşam tarzından bile birçok tiyatro senaryosu çıkar. Tiyatro işte yaşamın gerçek yüzü. Biraz abartılı da olsa, biraz komik de olsa, biraz trajik de olsa hayatın kendisi aslında yani değil mi? Tiyatro sadece bir e, sosyal faaliyet değil, sadece bir toplumsal faaliyet değil. Aynı zamanda insanın kendini geliştirmesinde, yetiştirmesinde ve özgüven sağlamasında önemli bir faktör. Valla şöyle söyleyeyim, zaten insanların birbirleriyle doğru iletişim kurmaları, işte birbirlerini doğru anlamalarından tutun, ekonomiye varıncaya kadar, endüstriye varıncaya kadar yansır. Çünkü her şey doğru iletişimle başlar. Eğer okullarımızda da bunun temeli atılmış olsaydı küçük yaşta insanlarla doğru iletişim kurma konusunda çocuklarımıza daha iyi eğitim verebilirdik ve kendini daha çabuk geliştirebilirlerdi. Bugün 60 70 yaşına gelmiş ama kendini ifadede sıkıntıya düşen bir sürü insanımız var. Değil mi? Yani sonuçta hayatta her şey çalışarak yapılıyor. Tiyatro İnsanların gerçekten doğru iletişim kurması için e, önemli araçlardan biri. Birbirlerini doğru anlamaları, doğru ifade edebilmeleri, özgüven kazanabilmeleri için. Kendilerini yeteri kadar ifade edemedikleri için ceza alan insanlar vardır. Veya eksik ifade ettikleri için hakim karşısında kendini doğru ifade edebilmek çok çok önemli. Hakim neye göre karşıdaki insanlar hakkında kanaate varır. Bir, eldeki deliller ve tutanaklar. İki, kişinin kendini ifadesi, savunması. Burada kendini ifade toplumun her kesiminde çok çok önemli diye düşünüyorum. Tiyatro da kendini ifade etmenin en güzel yöntemlerinden biri. Okullarımıza tiyatro eğitimi olsa zaten bunun eminim ki toplumumuza çok büyük yansımalar olacaktır. Bir çocuk kendini daha iyi ifade edebilecektir. Merdivenleri daha hızlı tırmanacaktır. Hedeflerine daha çabuk ulaşacaktır. Ben bunu hep böyle görüp değerlendiriyorum. Bilmiyorum. Çünkü her şey iyi yetişmiş insan gücüne bağlıdır. İyi yetişmiş insan da ancak kendini doğru ifade etmekle mümkündür. Büyük hedefler doğru insanlarla ancak e, kat edilir, değil mi? Elini taşın altına koyabilecek, işinin hem hamallığını hem de sanatsal yönünü sırtlayabilecek, sorumluluk alabilecek, yeteneği olan doğru insanlarla hedef ulaşabilirsiniz. Tiyatro iki kalas bir heves derler. Ama öyle değil. Tiyatro iki kalas bir heves hikayesi tiyatroya bir defa gelip de hevesini alıp giden insanlar için söylenmiştir. Gelir iki tane dekor taşır. Tiyatronun kalasları da hamallığı dekor taşımaktır. Sahnede işte bir takım çalışmalar yapmaktır. Hevesle ya bu tiyatro neymiş diye merak eden insanların gelip bir iki defa sahne alıp sonra onu bırakıp gitmesidir. Ama gerçek tiyatro sanatı öyle değildir. Fedakarlık ister, özveri ister, yetenek ister ve aynı zamanda da sağlam bir ekip çalışması ister. Ben böyle bir sağlam bir ekip kurmayı çok isterdim. Peki. Her şey yüreğinizle görün derdim. Gözlerinizle değil, yüreğinizle görün derdim. Çünkü yürek olmayan hiçbir yerde duygu yoktur. İnandırıcı olmazdı. Yani sahnede rol yapmak diye bir şey yok zaten. Yaşamak vardır. Rol yaparsanız hiçbir inandırıcılığınız olmaz. Seyirci bunu çok iyi alır zaten. O kişi olmak zorundasınız. Hani ünlü Çin düşünür koç füşüsün dediği gibi hayatta değiştiremediğiniz şeylerin yapabileceklerinizi engellemesine asla izin vermeyin demiş. Ya bir şeyleri değiştiremiyorsan takılıp kalmayacaksın. Kendi hayatınla ilgili yapabileceğin daha güzel şeyler varsa onlara yönelmek gerekir. Bazen bazı insanları veya bazı şeyleri olduğu gibi kabullenmek gerekir. Dünyayı değiştirmek, insanları değiştirmek kimsenin elinde de değildir. Mümkün de değildir zaten. Ama her şey olduğu gibi kabullenmek çoğu zaman en doğrusudur. Tabii ki hüzünlerimiz olmuştur, üzüntülü günlerimiz olmuştur. Ama hiçbir zaman için pes ettiğim bir an olmamıştır. Pes etmemişimdir, hala da etmiyorum. Cenab-ı Allah sağlık saat verdiği sürece de hep kendimle barışık biri olarak aynı şekilde yaşamaya devam edeceğim. <laughs> Şimdi tabii ben emekli olalı yaklaşık 12 yıl oldu. Havaikma Bakım Bekezi komutanlığından 12 yıl önce emekli oldum. Emekli olduktan sonra da işte Halk Eğitim Kurulu, Kuruluşu ama, aracılığıyla bir teklif geldi. Kapalı cezaevinde mobilya döşemeciliği konusunda meslek eğitimi verip veremeyeceğim soruldu. Karşılıklı memnuniyet söz konusu olursa olur dedim ve 10 yıl önce Kayseri Kapalı Cezaevinde meslek hocalığı yapmaya başladım. E, tabii oradaki insanların da e, bu tip gerek meslek eğitimlerine Gerekse sosyal faaliyetlere çok büyük ihtiyaçlar olduğu bir gerçek. En kötü şey nedir biliyor musunuz? Okan Bey sahipsizlik, yalnızlık, itilmişlik. Oradaki insanların moral motivasyonu o kadar çok ihtiyacı var ki. Ha bazı suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş insanları tabi bu kapsamı dışında tutuyorum. Hedef olan insanlar, uğraşısı olan insanlar Özellikle güzel sanatlarla uğraşan insanlar zaten suça yönelmezler. Çünkü genelde ince ruhludurlar. Şu anda cezaevinde yatmak duran kardeşlerimiz bu tip sosyal faaliyetler içerisinde olsalar da yüzde doksanlık bölüm orada olmazdı. Belki zihniyet bozukluğu ya da çok farklı bir zafiyetlerden dolayı Belki bundan yüzde dokuzu veya onu etkilenebilirdi. Ama ben yüzde doksanının suça tevessül etmeyeceği kanaatindeyim. Çünkü hedef olan insanlar farklı arayışlara girmezler. Geçtiğimiz yıl şu sahnelediğimiz ve hazırladığımız maalesef bir kez sahneye koyabildiğimiz Gelibolu isimli oyunun biraz daha geniş kitlere ulaşmasını yurdun çeşitli bölgelerinde sahnelenmesini çok istedim. Biliyorsun geçtiğimiz dönemde bir Afrin Harekatı yapıldı. Zeytin Dalı Harekatı. Oradaki asker ailelerine, oradaki birliklerde sahnelenmesini çok istedim. Kendi Mehmetçiklerimize moral motivasyon olsun diye. O kadar çok istedim ki ben dediğim gibi özellikle böyle milletin bam teline dokunan, Oyunların ee, daha geniş kitlere ulaşmasını, Mehmetçiğimiz'e ulaşmasını, bunların ailelerine ulaşmasını o kadar çok isterdim ki. Olmadı, kısmet değilmiş ama inşallah bu e, olmayacak anlamına gelmez. Hakikaten o kadar büyük acılar yaşanmıştır ki ülkemizde, geçmişten bugüne kadar. Bunlardan birini kendinize alıp onu sahnede canlandırabilirsiniz. Ben bilmiyorum. Genelde herhalde böyle bir şey yapsaydım hiçbir siyasi konuya değinmeden milleti güldürmekten çok düşündürmeyi, milletin duygularına hitap etmeyi isterdim. Halkımızın tabii ki gülmeye de ihtiyacı var ama bunu stand yapıyor zaten. Tek kişilik oyunlarda biraz daha toplumun her kesimini kucaklayan farklı mesajlar vermek isterdim. Hayatın kendisi tiyatrodur yani onu söylemeye çalışıyorum. Hayatımızın her döneminde, her yerinde bir tiyatro vardır. Şimdi her zaman şunu söylerim. Mesela karşıdaki insanlara bir saygı nasıl ölçeriz? gidip de mesela bir devlet büyüğünün karşısında bağıra çağıra yüksek sesle konuşabilir miyiz? Konuşamayız değil mi? Şöyle uygun bir ses tonuyla, gayet saygılı bir şekilde konuşuruz. Ya da büyüklerimizin karşısında da aynı şekilde. Bu nedir? Bu aynı zamanda tiyatroyla ilgili bir diksiyon çalışmasıdır yani. Bu tiyatronun içinde de vardır, toplumda da vardır. Farkında olmadan aslında toplumumuz tabi doğru yetişmiş ve saygı sevgi çerçevesinde yetişmiş insanlar çoğu zaten bunu yaşıyor. Ha, bazı konularda eksiklerimiz olabilir. Herkes tiyatrocu olacak diye bir kaydı yok zaten. Ama tiyatro zaten hayatın içinde. O duygunun her yerde olması gerekiyor. Eğer şayet biz toplum olarak biraz daha böyle sahne sanatlarına gönül verip İnsanlarla diyaloğu biraz daha ön plana çıkartabilirsek hayatımız daha da güzel olur düşüncesindeyim. İnsanlar birbirini daha iyi anlayacaktır ve iletişim kurmaları da daha kolay olacaktır diye düşünüyorum.